Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bismillahirrahmanirrahim. 12. mukaddime. Lübbü bulmayan kışır ile meşgul olur. Hakikati tanımayan hayalata sapar. Sırat-ı müstakimi göremeyen ifrat ve tefride düşer. Muvazenesiz ve mizansız olan çok aldanır, aldatır. Zahir perestleri aldatan bir sebep, kıssanın hisse ile münasebeti ve mukaddimenin maksud ile zihinde mukareneti, vücudu haricde olan mukarenetle iltibas olunmasıdır. Bu noktaya dikkat et. Sonra muhtaç olacaksın. Hem de ihtilalatı tevlid eden, ihtilafatı ika eden, hurufatı icat eden, mübalağatı intac eden esbabın birisi ve belki en birincisi, hilkatte olan hüsn ve azamet ve ulviyete adem-i kanaattır. Haşa, zevki fasilesiyle istihfaf-ı nizam etmektir. Halbuki, akıl ve hikmet nazarlarında her bir kudretin en bahir mucizelerinden olan hakaik alemde olan hüsn-i intizam ve kemal ve ulviyet o derece desti hikmet ile nakş olmuş ki bütün hayalperestlerin ve mübalağacıların hülyalarından geçmiş olan harikulade hüsn ve kemale nispet olunsa o harikulade hayaller gayet adi ve adetullah gayet harikulade bir hüsn ve haşmet gösterecektir. Fakat cehl-i mürekkebin hemşiresi ve nazar-ı satinin annesi olan ülfet mübalağacıların gözlerini kapatmıştır. Böyle gözleri açmak içindir. Me'luf olan afak ve enfüste dikkat-i nazara kitab-ı hakim emreder. Evet, gözleri açan yalnız nücum-u Kur'aniyedir. Öyle nücum-u sakibedirler ki cehlin zulmünü ve nazar-ı satinin zulümatını defettikleri gibi ayat-ı beyinat, yedi beyza ile ülfet ve sathiyetin hicaplarını ve zahir perestliğin perdesini parça parça ederek ukul-ı afak ve enfüsün hakaikine tevcih edip irşad etmişlerdir. Hem de meylül mübalağatı tevlid eden, beşerin kendi meylini kuvveden fiile çıkarmasına meyalan fıtriyesidir. Zira meyillerinden birisi hayret verecek acip şeyleri görmeye ve göstermeye ve teceddüde ve icada olan meylidir. Buna binaen vakta beşer, nazar-ı sati ile kainat kaplarında ülfet kapağı altında olan gıda-i ruhaniyi zevk edemediğinden kabı ve kapağı yalamakla usanmak ve kanaatsizlik ve harikuladeye meyil ve hayalete iştihadan başka netice vermediğinden meyli harikulade ile ya teceddüt veya tervic için meylül mübalağa tevellüd eder. O mübalağa ise dağ tepesinde bir kar topu gibi yuvarlamakla ta hayalin yüksek zirvesinden lisana kadar tekerlense sonra lisandan lisana yuvarlanıp giderken kendi hakikatinin çok parçalarını dağıtmakla beraber her lisandan meylül mübalağa ile çok hayalatı kendine toplar, şafe gibi büyür. Hatta kalbe değil, belki sımahta, belki hayalde bile yerleşemiyor. Sonra bir nazara hak gelir, onu tecrid etmekle çıplak ederek tevabiini dağıtıp aslına irca eder. Hak gelir, batıl ölür, sırrı da zahir olur. Evet, aşağı dönelim. 12. mukaddime. Lübbü bulmayan kışır ile meşgul olur. Hakikati tanımayan hayalata sapar. Sırat-ı müstakimi göremeyen ifrat ve tefride düşer. Muvazenesiz ve mizansız olan çok aldanır, aldatır. Bu cümleler kıyamete kadar her Müslümanın, hatta her cemaatin, hatta her cemiyetin
önünde istikamet taşları. Yani Allah'ın rızasına medar yürüyüşte bu ölçüleri hayatımızın sonuna kadar unutmamamız gerekiyor. Şu hakikatleri zihnimize, kalbimize, iç dünyamıza böyle kazmamız, resmetmemiz, yerleştirmemiz lazım. Bak şimdi ilk cümle oku. Lübbü bulmayan kışır ile meşgul olur. Ha, bu kanun yani. Lüb ne demek? İç, çekirdeğin içi. Kışır ne? Kabuğu. Şimdi aşağı yukarı birçok meyvenin hem özü hem de kabuğu var mı? Vücudu besleyen muaddi nedir? Cevizin kabuğu mu içi mi? Fıstığın kabuğu mu içi mi? Fındığın kabuğu mu içi mi? İçi muaddi, içi doyurur. İçi hayata enerji verir. İşte çok önemli bir hakikat. Eğer bir insan lübbü, işin özünü, işin esasını yakalamazsa bütün hayatı nerede dolanır? Kışırda, kabukta, zevahirde. Nasıl bir hayat? Kof bir hayat. Mizansız bir hayat. İstikametsiz bir hayat. Ruhsuz bir hayat. Şimdi tabi burada lüp nedir? Lüp çok hakikate şey edebilir. Misal ve örnek olabilir. Esas lüp. Bak, yani işin esası, özü. Mesela hayatın gayesi noktasından bakarsak. Allah sana şu donatımı, şu istat ve şu kabiliyeti, şu insanlık vasıf ve özelliğini niye verdi? Ha, bu ne, bu hangi gayeye tahsis edilecek? Biz burada lübü aramak durumundayız. Bakın üstadın bir cümlesi var. Hadiset-i Muhammediye, Hadiset-i Muhammediye kainatın en büyük hadisesidir. Lübbünü ara. Yaratılışın sırrı azmini keşfet. Bak. En büyük hakikat Allah'ın varlığıdır. Bak, kalbine bunu koy. Bu mana için yaşa. Bu mana için hayatına istikamet ver. Şimdi Allah'ı bilmeyen bir insan, ahirete inanmayan bir insan, dünyada sultan olsun, padişah olsun, varlığı olsun, parası olsun, mülkü olsun, serveti olsun, neyi olursa olsun, hepsi nedir? Hepsi kışırdır, kavuktur. Allah'ı bilmeyen insanlar, bak Allah'ı bilmeyen medeniyetler, Allah'ı bilmeyen, dikkat et, cemiyetler. Bak, kışır ve kabuk. Ya, kudret-i ilahiye onları süpürecek, nereye atacak? İlâ cehennem-i zümera. Bu nokta çok önemli. Bak. Şimdi lüb ne? Lüb çok manaya temsil getirilebilir mi? Üstad diyor, değil mi? 40 sene ömrümde, 30 sene tahsilimde 4 kelime ile 4 kelam öğrendim. Birisine manayı harfi. İşte manayı harfi lüp. Bir de manayı ismi. Bak, manayı ismi insanı derlete götürür. Manayı harfi insanı cennete çıkartır. Kainata, mevcudata, mahlukata nasıl bakacaksın? Manayı harf. Üstad ne diyor? Ne güzeldir deme. Ne güzel yaratılmıştır de. Sanattan sanatkara, fiilden faile,
eserden müessire intikal. Bak. İşte bu ne? Bak. Bu iman gözü, marifet gözlüğü. Neye bakarsa baktığı ilimdir. Baktığı her şey bizi esmaya, Cenab-ı Hakk'ın sıfatına, şuunatına, inşallah istikametine yapar, götürür. Demek, ha, lüp, kainata nasıl bakacaksın? Manaya harfi. Şimdi bu cihette bakın, değil mi? Ha. Şimdi manaya harfiyi Kur'an bize gösteriyor mu? Kur'an tarif ediyor mu? Peygamberimiz Kur'an'ı şerh ediyor mu? Kitab-ı kainatı ve Cenab-ı Hakk'ın ayetlerini bize bildiriyor mu? Ha. Müslüman nasıl bakacak? Bak. Bak. Nuru iman, feyzi Kur'an. Gözüyle bak. Mesela şimdi dünya, bakın, lübü arıyoruz, lüb değil mi? Dünya ne? Ya, dünya ne? Üstad ne diyor? Dünya, şu dünya var ya, şu kainat, bir kitabı semadanidir. Samet olan Allah'ın kitabı, şu dünya. Huruf ve kelimatı kendine bakar. Ama harflerin arkasında mahtup mana nedir? Mana. Şu kitap kime dalalet ediyor? Kimin kudretini, kimin ilmini, kimin rububiyetini, kimin tasarrufatını gösteriyor? İşte lüp, şu kainatı esma namına, Allah hesabına şu kitabı oku. Hurufuna bakma. Değil mi? Hurufun arkasındaki manayı süz. İşte süzdün mü özü yakaladın. Şimdi sanatlı eser kime nispet edilir? Kanun bu, değil mi? Sanatkarına. Bak, şimdi sanattan sanatkara geçtin mi? Lüp. Geçmedin mi? Kışır. Şimdi bak bu Avrupalılar var ya, sana bu araştırmacılar Avrupalılar. Bak, bak Allah'tan gafil olduğu için adam bakıyorsun geziyor. Ya bir şeye gittik. Adıyaman'da Nemrut Dağı'na. Ya Japonya'dan, Amerika'dan, dünyanın muhtelif yerinden yüzlerce insan gelmişler. Binlerce insan var. Tam o şey yazın. Efendim. Tepede o şey Nemrut döneminde büyük kapıdan büyük taşlar var. Bak. Adam Almanya'dan, dikkat et. Adam Amerika'dan gelmiş. Ha. İşte millattan şu kadar sene önce insanların sanatı, sanat tarihi. İnsanlar taşı nasıl yutmuşlar? Ya bize bak, yutturulan tarihe bak. Yutma taş devri, cilalı taş devri, yok maden devri. Bak, insan haşa mağaradan çıkmış. Mağara onların kafası. Dünyaya gelen ilk insan ne? Peygamber ya. Peygamber. Mağara onların zihniyeti. Şimdi bak adam Amerika'dan gelmiş, ta Nemrut Dağı'na çıkıyor. Millattan işte 150 sene, 200 sene önce insanlar taşı nasıl yontmuşlar, nasıl sanatını göstermişler. Bak. Ya. Bakın şimdi bak. Kışıra bak ya. Biz bir grup arkadaşla gittik Nemrut Dağı'na. Yolda arabamız şey kaynattı, su kaynattı tepeye. 20 sene önceki olay. Liseli öğrenciler vardı yanında birisi. İki tane turist gelmişler orada şey o putun taşın önünde fotoğraf çekiyorlar. Fotoğraf çat şuradan çıt buradan. O gence dedim ki bak. Bak Amerika'dan kalkmış sanat tarihi. Ta Nemrut Dağı'na gelmiş. Bu adam yarın öldüğü zaman ahirette hiçbir mazereti kalmaz. Cenab-ı Hak ona sorsa ki kulum Nemrut Dağı'na çıktın mı? He. Niye çıktın? İnsanın sanatını inceleme. Şimdi o gence dedim ki bak dedim şu taşa bak bak. Kapı kadar taş, kelle. Kelle. Bak dedim. Ben dedim şimdi onun yanına yaklaşsam şu çiçeği koparsam, burnuna götürsem, o burnuyla çeker mi?
Maşallah ne güzel koku der mi? Demez. Kulağına küfretsem işitir mi? Hocam işitmez. Dedim parmağımı böyle götürsem, gözüne doğru getirsem, o put taş basayı olan bu parmak çok kötü geliyor, gözümü çıkartacak, gözünü sağa sola çevirir mi? Çevirmez. Bak, işte manayı ismi. Amerika'dan kalkıyor, bir taşı, taştaki sanatı incelemek için dağa çıkıyor, o zalim aynada kendine bakmıyor. Turist. Bu kadar alemi geziyor da Allah'ın sanatına, Allah hesabına bakmıyor. İşte bütün bu adamın gördüğü, bildiği, yazdığı, çizdiği, resmettiği her şeyine, her şey kışır. Kışır. Kabuk. Dolan dur hadi. Kainat Hak isminin tecellisi. Kainat bir kitab-ı semadani. Hurufu kime bakıyor? Allah'ın isim ve sıfatlarını gösteriyor. Öyle değil mi? Ha. Kainat ne? Hadis. Kainat ahiretin neyi? Mezrası, tarlası. Ek ek. Lübne ek ek. Ne ekersen onu biçersin. Kanun. Ne doğrarsan aşan, o gelir kaşın, kaşığın. Nasıl yaşarsanız, öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz, öyle dirilirsiniz. Bak, lübne, dünya ahiretin tarlası, tarla. Burada ekeceksin arkadaş. Ahirette her şey biter, kapanır. Ahirette hiçbir şey sıfırdan başlamaz. Bak şimdi lübü izah ediyoruz değil mi? Demek dünya ne? Lüp noktasından bakınca mezra, ahiretin tarlası. Başka dünya ne? Dünya her an sürekli değişen aynaların mecmuası. Her an. Her an. Değil mi? Bakın. Ya. Her an. Değil mi? Melekler özümüzü, sözümüzü, faaliyet ve icraatımızı şey almıyor mu? Kamerayı almıyorum. Alıyor ya. Poz ver, poz. Öz. Lüp. Kul ol, kul. Kulluğunu teşhir et. Kulluğunu sabit levhalara yansıt. Sürekli değişen aynalar, değil mi? O aynalarda temessül eden esmanın cilvelerini oku. İşte öz bu ya. Ya. Öyle bak ya. Ya. Dünya ne? Dünya bir misafirhane ya. Dünya ne? Misafirhane. Geldik. Dedelerimiz nerede? Babalarımız nerede? Yarın biz neredeyiz? Ya, misafirhane. Üstad nedir? Misafirhane sahibinin emrine göre ye, iç, otur, kalk. Şükretme, katma, karıştırma. Bakın şimdi bu cihette kainata baktığımız zaman biz lübü özü ne yaptık? Yakaladık. Bu cihette bakmadık mı? Hayat ne oldu? Kışır. İdeal yok, gaye yok. Şuur yok, hedef yok. Varlığının esprisinden, gayesinden habersiz. Başsız baş. Demek en büyük hakikat Allah'ın varlığıdır. Kalp bu manayla inkişaf edecek, intişar edecek. Bakın şimdi bir sünnetullah kanunu var değil mi? Şimdi bir çekirdeği toprağa atıyorsunuz. Kayısı çekirdeği, şeftali çekirdeği. Değil mi? Kayısının çekirdeğin bir kışrı kabuğu var mı? Bir de içi var. Değil mi? İç sağlam olursa çekirdek açılır. İç çirik olursa çekirdek çürür. Hayatımızda
Cismaniyetimiz bir kabuk, teşbih edersek. Kalbimiz birlik bir öz. Bu özün de özüne ukde-i hayatiyesi iman. Ha, imanı çürütmezsen, imanı muhafaza edersen o çekirdek açılır. Nerede netice bulacak, semere bulacak? Ahirette. Bak şimdi bu ahir zamanın icraatı içerisinde insanlar hep nerede dolaşıyor? Genellikle pek çoğu kışırda, kabukta. Varlığından haberi yok. Gayesini bilmiyor. Yaratılışın sır ve esrarına karşı lakayt, laubali ve cahil. Kabukta dolanıp duruyor. Ha, sen kabukta dolanıp durduğun zaman eğer sende Allah'a itikat ve iman, Allah'ı bilmek, Hakkat-ı Kur'aniye karşı içini açmamışsan meşguliyetin, icraatın, faaliyetin ne olursa olsun hakikat noktasında onların hepsi nedir? Hepsi kışırdır, kabuktur. Kendini zayi ettin. Cehenneme hayatını malzeme yaptın. Allah muhafaza etsin hepimiz. Hayatın yaratılışının sırrı azmini keşfetmek. Allah senin için yarattı. Varlığın esprisine. Bunu düşündüğün zaman sen işin, yaratılışın sır ve esrarını düşündüğün zaman sen işin lübbünü ne yaptın? Yakaladın. Eğer bunu bilmezsen, kim olursan ol, nerede bulunursan bulun, vasıf, sıfatın, ünvanın, şahsiyetin ne olursa olsun, sen nesin? Kışırsın o kadar. Evet. Şimdi lübbi bulmayan neyle meşgul olur? Kışırla. Bu bir kanun. Evet. Devam et. Hakikati tanımayan hayalata sapar. Aynı işte. Hakikati tanımayanın dünyasında ne olur? Hayal. Hayal pilavı. Tahayyüller, tasavvurlar. Efendim. Onun için yüksek ehli hakikat ne demiş? Önce hakkı tanı. Önce hakikati öğren. Sonra insanları tanı. Önce hakikati bil. Sonra insanları tanı. Önce insanları tanırsan o insanların yanlışından dolayı o yanlış sana da ne yapabilir? İnikas edebilir. Önce hakikati tanı. Önce hakkı bil. E şimdi Müslümanın dünyasında hakikat nedir? Müslümanın dünyasında mutlak referans nedir? Kitap ve sünnettir. Bitti. İşte Kur'an, işte sünnet. Kur'an ve sünnetin arkasında yürüyen ümmet. Değil mi? Ehl-i sünnet vel cemaat. Bak, o arkadaki cemaate bak. Sahabeler, müçtehitler, müceddidler, allemeler, fakıhlar, abidler, sacidler, salikler, bir ordu, ordu-i muazzam bak. Mehenk ne? Mehenk kitap ve sünnet. O mehenk üzerinde gitmişler. Ha, buradan ayrıldın mı, ne yaparsın? Batıla kayarsın yani. Şeytan alır seni, uçurur. Daralet şeylerinde, dairelerinde, uçurumlarında dolandırır. Hem dünyanı yakar, hem ahiretini bitirir, berbat eder. Evet. Sırat-ı müstakimi göremeyen ifrat ve tefride düşer. Şimdi bakın istikamet, yani bir Müslümanın dünyasında istikamet çok önemli. Fevkalede önemli. Bakın, istikamet keşfiyattan daha büyüktür. Keşf ve kerametten daha yüksektir. İstikamet. Biz bak günde kaç kere değil mi? Fatiha'da ne diyoruz? İhtinas sırat-ı müstakim diyoruz bak. Yani Allah'tan istikamet istiyoruz. Değil mi? Yani. Onun için istikamet. Bakın itikatta istikamet. Ya, itikatta istikamet. Yani bak.
Peygamberimiz buyuruyor. Yahudiler 72 fırkaya, benim ümmetim de 73 fırkaya ayrılacak. Biri hariç, fırkayı Naci, ehli sünnet ve cemaat, diğerleri ateş ve nardır. Fikirdeki ve fikirde ve itikatta istikamet. Bakın Hristiyanların istikameti bozuk. 1-3-3-1, tesis akidesi. Kur'an'da açık ayet orada. Kim İsa Allah'ın oğludur derse kafir oldu diyor. Ayet. İtikattaki istikameti bozdular. Hristiyanlar haşa Hazreti İsa'ya Allah'ın oğlu dediler. Yahudiler de Üzeyr Aleyhisselam'a dediler. İtikattaki istikamet tevhid. Ameldeki istikamet ihlas. Cemiyetteki istikamet adalet. Hak. Hakkı tutmak, kaldırmak. Onun için istikamet, bak, ifrat ve tefritten kaçınmak. İstikamet itidaldır. Denge ve muvazenedir. İslamiyet denge, itidal ve muvazene üzerine kurulmuştur. İslamiyet'te ifrat da zararlıdır, tefrit de zararlıdır. İstikamet farz-ı daimi. Son nefese kadar süre-i hud diyor, beni ihtiyarlattı Peygamberimiz. Emrolunduğu üzere yürümek. Hudutta çizgiyi muhafaza etmek. Yani bak, ifrat ve tefritten hepimiz ne yapsın? Muhafaza etsin yani. Evet. Muvazenesiz ve mizansız olan çok aldanır, aldatır. Ya bak, şimdi adam konuşuyor, işte derler, ağzı var konuşuyor. Mizan yok, muvazene yok. Hem kendi aldanıyor, hem de cerbeze yapıyor. Muhalata ile başkanı da ne yapıyor? Yanlışa sevk ediyor bak. Mizansız ve muvazenesiz. Peki Müslümanın mizan ve muvazenesinin ölçüsü nedir? İşte Kur'an. İşte Resulullah'ın hadisi. Boğaz demişler, düğüm düğümdür. 10 kere düşün, 1 kere konuş. Konuştuğun her kelam hükmiyete giriyor. Melekler şaka bilmez. Melekler şaka bilmez. Onun için İslam uleması şey etmişler, ikaz etmişler. Bir adam günah işler, melekler yazar. 3 gün sonra aynı günahı bir daha söylese melekler bir daha yazar. 10 kere söylese 10 kere yazar, 100 kere söylese 100 kere o günahı işlemiş ki melekler yazar. Konuşmak ameldendir. Müslüman konuştuklarından dahi ahirette mesuldür ve sıraya çekilecek. Şimdi Müslümanın mizanı ve muvazenesi ne? Ya şu söylediğim söz Kur'an'a mutabık mı? Sünnete uygun mu? Hakikate uygun mu? Bu sözün içerisinde hikmet var mı? Maslahat var mı? Şefkat var mı? Merhamet var mı? İnsanları bir araya getirmek, hamiyetleri tutuşturmak var mı? Hamiyet, gayret, aşk, İslamiyet var mı? Yoksa dengeyi bozuyorsun. Hem kendi iç dünyandaki dengeyi bozuyorsun, hem de cemiyetine yapıyorsun. Yanlışa sürüklüyorsun yani. Yani bu asırda yani bakın. Adamın altyapısı yok, konuşuyor ya. Sanki müştehit. Sanki kutbul azam, kutbul arifin, gavsul vasilin, öyle konuşuyor ki. Sanki kainatın bütün tasarrufatları elinin ve aklının altında. Mizan yok, ölçü yok. Denge yok, muvazene yok. Hem kendini aldatıyor, hem de saf insanları ne yapıyor? Paralıyor, paramparça ediyor. Onun için bakın, Hazreti Ali demiş ki, insanın büyüklüğü lisanının altındadır. Dilinin altında. Lisan, mizan-ı insandır.
lisan, mizan-ı insandır. Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Bana konuş. Konuş. Senin kaç kıratı olduğunu sana söyleyeyim. İnsanın ağırlığı dilinin altındadır. Konuşurken, değil mi? Bir insan konuşurken beyninin haritasını muhatabın önüne açar. Hazreti Ali demiş ki, bir insan yarım saat, bir saat konuşursa ben onun şey gibi kimyasal reaksiyonlara sokuyorsun, çıkartıyorsun ya, bu ne böyle? Laboratuvarda test imkanları var ya mesela. Efendim? Turnusol kağıdı gibi. Turnusol kağıdı gibi. Hazreti Ali demiş ki, bir insan konuşup bir saat içerisinde onun ne kıraatta ne mal olduğunu anlarım. Hiç konuşmasa bir günde ve üç günde çözerim onu. Davranışlarından, oturmasından, kalkmasından. Konuşma. Konuşma insanı ele verir mi? Verir. Sapık, adi, alçak, hain, katil, zani, üçkağıtçı, deyyus, imansız, ateist, kafir, gavur, say gitsin bak. O konuşmaların içerisinde bu sıfatların tereşühlarını hissedebilir mi? Ehli tahkik hisseder. Mizan yok, ölçü yok. Hele bu ahir zamanda. Öyle konuşuyor ki ya. Allah Allah. Allah Allah. Onun için konuşmak ameldendir ya. Lisan mizanı insandır. Bitti. Oku bakalım. Zahir perestleri aldatan bir sebep. Kıssanın hisseyle münasebeti ve mukaddimenin maksud ile zihinde mukareneti, vücudu harcda olan mukarenetle irtibas olunmasıdır. Yani şimdi bir de oku. Kıssanın şimdi zahir perestlerin, değil mi? Yani zahire hükmeden, hakkatı, hak namını, hakkatı Kur'an'e namına süzemeyen insanların fikir ve davranışlarındaki yanlışlığının birinci ölçüsüne oku. Kıssanın arkasındaki hisseyi görmüyor. Kıssayı alıyor ama hisseyi ne yapmıyor? Almıyor, değil mi? Halbuki kıssa ne içindir? Hisse içindir. Yani oradan ibret almak içindir. Kıssada kalıyor. Enteresan yani. Zahir perest insanların bak, bakıyor mesela, bir şeye bakıyor. Görüyor. Ama gördüğü olaydan ders almıyor ya, ders çıkartmıyor ya. Niye? O hakikaten müşteri değil. Müşteri değil. Hakikati araştırma niyeti yok. Safsaklıyor, geçiştiriyor. Kıssa ne içindir? Hisse içindir. Kur'an-ı Kerim'de kıssalar var mı? Var. Niye Cenab-ı Hak bu Kur'an'daki kıssaları şey yapıyor? Değil mi? Yusuf Aleyhisselam'ın kıssası, Ahsen'in kıssası. Değil mi? Niye Kur'an Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasını uzun uzun şey diyor, ifade ediyor? Ya iffet dersi. İffet dersi. Ey Müslüman, iffetli ol. Birinci iffet dersi. O kıssada çoğu hikmetler var mı? Yüzlerce hikmet var. Ümmete bir ders. Çok tabii. Hikmet cephesine girmeyelim de çok uzun. Kısayı düşünürseniz çok cihet ve cepheleri var. Bak. Bütün Kur'an'daki kıssaların arkasında pek çok hikmet cepheleri var, cihetleri var. Onu alacaksın. Şu temsilat-ı Kur'aniyedeki maksut mana nedir? Cenab-ı Hak bu hadiseyi niye zikrediyor?
beşerin en zaaf noktaları. Bakın, şimdi kıssalara bakın. O kıssaları İsmi Hakim'in gözüyle tahlil ettiğimizde ne ortaya çıkıyor? Beşerin en zaaf noktaları. Bak, kuvve-i şehviye, kuvve-i gadaviye, kuvve-i saltanat, kuvve-i istiklaliyet, kuvve-i ferdiyet. Bak, adam ilahlık dava etmiş. Şan ve şeref kuvvesi. Bak çok. Orada ne yapacağız? Dersimiz olacak. Şimdi zahir perestlerin niye zevahirde kalıyor? Kıssayı dinliyor ama kıssadan hisse çıkartmıyor yani. Bakıyor ama ibret de bakamıyor yani. O hadisatın arkasındaki mana tabakasını göremediği için gabavette kalıyor. Birincisi bu. İkincisi, devam et. Ve mukaddimenin maksud ile zihinde mukareneti. Evet, devam et. Vücudu haricide olan mukarenetle irtibas olunmasıdır. Şimdi mesela bakın şöyle. Şimdi şu dağa bak. Şurada bir arsa aldın. 10 dönüm. Zihninde ne yapıyorsun? Hemen plan ve proje. Şurada efendim 500 tane konut yapacağım, köşk yapacağım. Zihinde bu çok kolay. Hemen zihninde orayı düzelttin, yaptın 2 dakikada. Ama hakkat-ı hariciyesi, hele git belediyenin kapısını çal. Bugün git, yarın gel. Huzuru ne diyor? Selam verdim, rüşvet değil diye almadılar. Hadi. Yok altyapısıdır, yok tapusudur, yok belediyesidir, yok inşaatıdır. Bak. Adamın biri ya. Hocam dedi, şu ustalar bana o kadar çektirdi ki 2 sene içerisinde. Yeni inşaat yapmış, adamın inşaattan, mimariden de haberi yok. Hocam dedi, beni perişan ettiler. 2 senede belki 100 kere öldüm. Elimi kaldırır zaman diyorum, ya Rabbi bütün Müslümanları affet, ustalar hariç. Ya, ustalar hariç. Enteresan bir sır. Tabii şeyi hayalinde kurmak, kurduğunu hemen hayalinde gerçekleştirmek kolay. Ama uygulamaya girdin mi 1000 tane bela. Adam biri fakirmiş. Çocuğu evlenme yaşına gelmiş. Ulan bu çocuğu evlendireceğiz ama gücümüz, kuvvetimiz var mı? Hanım demiş, ya bir işe girelim mi, girmeyelim mi? Araştırma yapıyor. Neyse, komşusu çocuğunu evlendirmiş. Komşusu çocuğunu evlendirince komşunun yanına gitmiş, demiş ki, komşu, bu çocuğu evlendirmek kolay mı, zor mu? Komşu da demiş ki, vallahi zordur kardeşim. Zordur deyince, ya demiş ki, yani zor ama demek herhalde fazla zor değil. Geçmiş çocuğu evlendirmiş. Boğazına kadar borca girmiş. Sonra bir gün komşusunu yolda yakalayınca, komşu demiş, ben sana çocuk evlendirmek nasıldır diye sorduğum zaman sen niye böyle yumruğunu sıkıp bu iş çok zordur demedin? Niye demedin? Bak. Plan proje olay ama uygulama 1000 tane dert. Hele ahir zamanda 1000 tane sıkıntı ve sancı. İşte zahirperest insanların dünyasında plan ve proje ile hakkat-ı hariciyenin tatbikinde çatışma var. O zannediyor ki bu işi yaptın. Yapamazsın yani. Hadi. Hadi yap. Yüzlerce mani senin neyine çıkıyor? Karşısına çıkıyor. Bütün bunları ismi hakim noktasından ne yapman lazım? Süzmen ve değerlendirmen lazım. Evet. Bu noktaya dikkat et, sonra muhtaç olacaksın. Evet.
hem de ihtilalatı tevlid eden, ihtilafatı ika eden, hurufatı icat eden, mübalağatı intac eden esbabın birisi. Ha, şimdi bir daha oku. Hem de ihtilalatı tevlid eden. Yani bütün ihtilalları doğuran. Evet, devam et. İhtilafatı ika İhtirafları eden. İhtirafları da eken. Hurufatı icat eden. Hurafeleri de icat eden neymiş? Mübalağatı intac eden. Bir de mübalağayı netice veren nedir? Esbabın birisi. Sebeplerden birisi. Bir daha baştan alalım. İhtilafı doğuran, değil mi? İhtilalatı tevlid eden. İhtilalatı doğuran, ihtilafatı ika eden, hurufaları icat eden, mübalağayı netice veren sebeplerden birisi. Ve belki en birincisi. Evet, oku. Hilkatta olan hüsn ve azamet ve ulviyete adem-i kanaattir. Ya bak. Bak, hilkattaki hüsn ve azamet. Azamet ve ulviyete adem-i kanaat. Bak. Şimdi İmam-ı Gazali Hazretleri ne demiş? Daire-i imkanda daha bedi, daha mükemmel yoktur. Yani Allah neyi yaratmışsa, yarattığı her şey en mükemmel, en güzel, en intizamlı, en müzeyyen, en cami, yaratılışın sırrına en muvafık ve en mutabık. Şimdi zahir feraz insanların bak dünyası ne yapıyor? Bak, kainattaki hüsnü az görüyor. Bakın. Ha. Şimdi mesela bu farfaralı gazeteler var ya, bir de bakıyorsun efendim yarın gazetelerin birinci sayfasında bir çocuk doğdu, iki tane kafası, üç tane ayağı var. Kıyamet koptu, hele gelin efendim medya, fotoğraf, iki kafalı, üç ayaklı, beş bacaklı. Şimdi ikisini yan yana getir. Hangisi daha güzel? Bir kafa mı güzel, üç kafa mı güzel? İki ayak mı güzel, beş ayak mı güzel? Az düşünün. Hılkatta hüsn var, hüsn. İşte insan projesi, işte böyle olur. Bir kafa, iki ayak. Onunla, şimdi kainatta bakın, usta diyor, kainatta hüsn-ü külli var. Hüsn-ü külli. Bakın, beşerin sanatında hüsn-ü külli yok. Beşer, o hüsn-ü külli içerisinde ancak bir cüzünde, iki cüzünde bir derece muvaffak olabilir. İşte o kadar. Mesela şimdi hüsn-ü külli. Şimdi bak bu salona bakın. Şimdi bu salonda hüsn-ü külli var mı? Yok. Şimdi hüsn-ü külli ne demek? Ha. Bu salon öyle yapılsın ki karşımıza bak. Kütük gibi. Neyse Mehmet Bey görmesin, şu sütuna bak. Arkadaki insanlar beni göremiyor, ben de onları göremiyorum bak. Hüsünden kaybetti. Bak, sütünden galleş. Yaz bir. İkincisi, öyle bir hüsn olsun ki benim ses aküstüğüm her mekana aynı şekilde ulaşsın. Bak, sesten de galleş. Mikrofon takıyoruz, ettik. Üçüncüsü, bu mekan öyle bir mekan olsun ki her tarafı aynı şekilde ışık alsın. Bak burası ışık, o tarafı karanlık. Etti üç. Burası öyle olsun ki ne kışın terlesin, üşüsün, ne yazın terlesin. Etti dört. Burası öyle olsun ki 11 derecelik deprem dahi vursa bunun camı dahi sallanmasın. Depreme karşı mukavemet olsun. Burası öyle olsun. Optimum maliyette, en ucuz maliyette en mükemmel olsun. Burası öyle olsun, içeriye girdiğin zaman tezinat noktasından mükemmel olsun. Burası öyle olsun ki içeriye girdiğin zaman ciğerlerin sanki efendim Belgrad ormanlarında teneffüs ediyor gibi nefes alsın. Bak say. Şimdi beşer, değil mi? İlim ve teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, bunlardan bir iki tanesini ancak ne yapabiliyor? Orada kalıyor. Şimdi hırkatta hüsn-ü külli var. Ya Allah. İşte deve böyle olur. Sivrisinek de böyle olur. Aslan da böyle olur. Gül de böyle olur. Bülbül de böyle olur. İnsan da böyle yaratılır.
Buna Adem-i kanaat. Bak, usta diyor ki, Allah seni kainatın yaratılmasında mühendis mi yarattı? Senin aklın kaç kuruş? Neyi tartıyorsun ya? Sonsuz ilim, sonsuz irade, sonsuz kudret, namütenahi bir cemal ve kemal sahibi olan Allah'ın sanatına karşı başını kaldırıyor. Niye bu eğri büğrü? Ya bu deve niye eğri büğrü? Kur'an ne diyor? Bir bak. Bak onun hılkatına. O eğrilik, büyülük içerisindeki düzgünlüğe bak. Allah nasıl yaratmış ya? Şu deveye bak. 18 saati su içmeden yürüyor. Deve bir yere gittiği zaman ikinci kere, şimdi arabalara son zamanlarda ne taktılar, ne diyorlar? Navigatör. Kör fırtınasında insanlar şaşırıyor, uzmanlar şaşırıyor, o çölü bilenler şaşırıyor, deve şaşırmıyor. Allah Allah. Allah nasıl yaratmış bak. Hılkatta hüsn var. Hılkatta denge var. Hılkatta muvazene var. Hılkatta rahmet var. Hılkatta inayet var. Hılkatta ihkaka hak var. Ne kadar lazımsa o kadar vermiş. Bak. Hılkatta müsahhariyet var, tesir kabiliyeti var bak. Allah deveyi, değil mi? Atı, merkebi, katırı insanın emrine vermiş mi? Vermiş bak. Devenin, katırın, merkebin aklı olsaydı, atın aklı olsaydı kim kime binerdi? Allah Allah, az düşünün. Adam kainattaki hüsnü göremediği için, niye? Sati nazarla baktığından dolayı kainattaki hüsnü, kainattaki tenasülü, kainattaki yaratılışa medar sır ve esrarları okuyamadığından dolayı onunla iktifa etmiyor. Ya. Şimdi bak, kulak ya. Ne kadar mucize ya. Allah Allah. Hadi. Az böbreğinde sıkıntı oluyor. Değil mi? Adamlar nereye giriyor? Böbrek hastaları. He? Diyalize. Koskoca şeyler. Makineler. Şu kadar et parçasının yaptığı hizmetin, değil mi? Onda birini yapamayan koskoca diyaliz şeyi. Makineleri. İnsanın idrakının, aklının fonksiyonları için. Değil mi? Uzmanlar diyor ki Amerikan kıtası kadar bir mekan olsa, donatım yapsak, insanın beyninin fonksiyonlarını ifade edecek şekilde yine insanın o beyninin fonksiyonlarını ifade edecek dünya kadar yer olsa yine insan beyninin fonksiyonunu ifade edecek kapasiteye ulaşamıyor. Yani Allah şuur versin diyor. Mesela bir adam bakın, ya 90 sene, 80 sene kalp. 90 sene. De, eski insanlar. Nuh Aleyhisselam 950 sene, 1000 sene yaşamış. Yani demir olsa paslar. Hangi madde olsa tökülür, yıkılır. Allah'ın şeyine bak. Kudret mucizesi ya. Her şey bedi. Her şey güzel. Her şey müzeyyen. Kusur kimde? Kusur senin zerrecik aklında. Kuş beyninde. Zahir perestlerin kuş beyni. Üstad-ı Şerat-ı Cezâ misal veriyor. Diyor ki, kainattaki şu nizamı. Kafirler Kur'an'a itiraz ettiler. Kainattaki diyor, bak, kainattaki nizamı görmeyen, kainat kitabındaki, kainattaki nizamı görmeyen kafirler, Kur'an'ın nazmındaki de mükemmelliği göremediler. Demek kainatı tam okuyamayan, Kur'an'ı tam anlayamaz.
Kur'an'ı tam anlamayan, kainatı da tam ne yapamaz? Müşahede edemez. Bak, iki kitapta derinleşmek lazım. Evet, oku şimdi o cümleyi. Hem de ihtilalatı tevlid eden, ihtilafatı ika eden, hurafatı icat eden, mübalağatı intac eden esbabın birisi ve belki en birincisi hilkatta olan hüsn ve azamet ve ulviyete adem-i kanaattir. Evet, ona iktifa etmiyor, yetmiyor yani diyor. Evet, Haşa zevki fasidesiyle istihfaf-ı nizam etmiyor. O, bak, fasit zevkiyle kainattaki nizamı ne yapıyor? Hafife alıyor oluyor. Ya. Kainattaki nizamı bak, hafife alıyor oluyor. Evet. Halbuki üstad diyor bakın, şimdi kainatta öyle bir intizam, öyle bir ıttırat, öyle bir mükemmellik, öyle bir vahdet var ki her şey her şeyle alakadardır. Demiyor mu üstad? Her şeyi yaratamayan bir şeye sahip çıkamaz. Bir şeyi yaratan her şeyi yaratandır. Çünkü her şey her şeyle alakadardır. Diyor ya bak. Balık kimse derya onundur. Bak balığın şeyleri yapısı, kuyruğu, kafası, solungaç sistemi tam neye göre? Balığa şeye göre, deryaya göre. Balık kimse derya onun. Derya kimse dünya onun. Dünya kimse güneş sistemi onun. Güneş sistemi kiminse kainat onun. Bin bir rabıta bağları var. Bunları ne yapamıyor? Göremediği için kolay olarak hemen inkar edip itikat zincirinden başını çıkartıyor. Evet. Halbuki akıl ve hikmet nazarlarında her biri kudretin en bahir mucizelerinden olan hakaik alemde olan hüsn-i intizam ve kemal. Bak oku. Halbuki. Halbuki akıl ve hikmet nazarlarında. Yani akılla ve hikmetle baktığımız zaman kainata. Evet. Her biri kudretin en bahir mucizelerinden olan. Yani akıl ve hikmetle baktığımız zaman gördüğümüz her şey, yaratılan her şey kudret-i ilahiyenin neyidir? Açık bir ayetidir. Kudret-i ilahiyenin mucizesidir. Evet. Her biri kudretin en bahir mucizelerinden olan hakaik alemde olan hüsn-i intizam ve kemal. Ama şimdi hüsn-i intizam ya Allah Allah. Yani kainattaki şu intizamın güzelliğine bakın. Ta zerrelerden galaksilere kadar nasıl bir intizam? Nasıl bir akış? Nasıl bir tedbir? Nasıl bir rububiyet? Nasıl maslahata mutabık ya hılkatı yaratılmış, evet. Hüsn-i intizam ve kemal ve ulviyet o derece desti hikmet ile nakş olmuş ki bütün hayalperestlerin ve mübalağacıların hülyalarından geçmiş olan harikulade hüsn ve kemale nispet olunsa o harikulade hayaller gayet adi ve adetullah gayet harikulade bir hüsn ve haşmet gösterecek. Bak şimdi böyle bak ülfet ile nazar-ı satı ile baktığı için bak göremiyor ya. Ben zaman zaman anlatıyorum. Belki 30 sene oldu Allah alem. 25-30 sene rahat oldu. Bir gün bir arkadaş ve öğretmen derslere, sohbetlere geldi. Yeni yeni böyle risaleler okumaya başlamış olan. Bizi evine davet etti. Biz de yani böyle şevke medar olsun diye gittik evine neyse yemek yedik. Yemekten sonra hocam diyor efendim, hocam sana bir sürprizim var. Hocam sana bir sürprizim var. Ben de bekliyorum ya ne sürprizi. Ondan sonra efendim yemekten sonra çay içeceğimiz zaman bir tane kutu. Hocam dedi, daha açmamış kutu. Japon mucizesi, Japon harikası. Ben de baktım nasıl bir harika. Açtık bir tane bebek. Hazreti Naylon. Bebek. Hocam diyor ama öyle iştahla anlatıyor ki sanki o profesyonel pazarlamacılar halt etmiş. Hocam dedi Japon harikası, Japon mucizesi. Nasıl bir şey? Hocam baktı kaldırıyorum gözünü açıyor. Yatırıyorum gözünü kapatıyor. Ya. Kaldırıyorum gözünü açıyor. Hakikaten ben de baktım o zaman ben de görmemişim o zaman. Yani daha yeni yeni o şey Japon şeyleri geliyor ya Türkiye'ye.
Eskiden de Almanya'dan bizim işlerimiz böyle uzun uzun büyük ne getiriyorlardı? Teyp getiriyorlardı, mahalleye giriyor, sonuna kadar açıyor, kardeşim nereden gelmiş? Almanyalı vatandaş, 30 metreden geldiği belli oluyor. Şimdi ya Japon mucizesi, gözünü açıyor, hocam kapatıyor. Asabım bozuldu, şimdi hukukumuz da yeni. Ya sabır. Neyse çay içiyoruz, biraz sonra kapı açıldı. 6-7 yaşlarında bir çocuk içeriye girdi. Maşallah, o kadar tatlı ki Yusuf Aleyhisselam'ın siması gibi. Ne kadar tatlı. Geldi, yaklaştı. Ulan dedim zalim, bu kimin mucizesi? Böyle bir bak. Ha bu çocuk kimin mucizesi? Ya, hani mukayese et. Gözünü açıyor bakıyor, görüyor mu? Ha bu görüyor. Konuşuyor. Koku alıyor. İşitiyor. Yürüyor, eli tutuyor. Bu ne halt ediyor? Ülfet. Japon harikası. Bana beğendirmeye çalışıyor. Allah'ın kudret mucizesi kendi evladını görmüyor. İşte bunun adı ne? Bunun adı ülfet. Nazar-ı sati. Bunun adı zulmani bir bakış. Ya bu asırda bakın ya, ülfet, sati nazar ya, ya Japon harikası. Allah Allah, evet. Fakat cehli mürekkebin hemşiresi... Bak burada ustad bir tavsif yapıyor. Cehli mürekkep. Cehli mürekkep ne? Bir insan bilmese cahildir. Bilmiyor cahil. Bilmediğini bilmemek de muzaaf cehlet, cehalet. İşte cehli mürekkep bu. Bir adam bilmiyor. Bilmiyorsa ona öğretirsin. Öbür adam da bilmediğini bilmiyor. İşte o nedir? Muzaaf nedir? Cehil. Cehli mürekkebin neyi? Oku. Cehli mürekkebin hemşiresi. Hemşiresi. Ne demek hemşire? He? Cehli mürekkebin hemşiresi. Ne? Ülfet. Devam et. Ve nazar-ı sattinin annesi ha, olan ülfet. Nazar-ı sattinin annesi. Nazar-ı Sati'nin annesi. Nazar-ı Sati ne doğuruyor? Ülfet doğuruyor. Ülfet, ne demek ülfet? Baka baka bakar körlük. Bakıyor ama görmüyor. Göremiyor. Süzemiyor. Anlayamıyor. Mütalaa edemiyor. Müzakere edemiyor. Bakar kör. İşte bu asrın en dehşet hastalıklarından birisine ülfet. Evet, ülfet. Fakat cehli mürekkebin hemşiresi ve nazar-ı satinin annesi olan ülfet. Şimdi bak bu asırda nazar-ı sati nazar çok insanda var mı? Bu nazar-ı sati ne doğurmuş? Ülfet. Anası kim? Ülfet. Ülfet de insanın nazarı satileşiyor. Derinliği, zenginliği, enginliği, içerideki boyut ve keyfiyetlerden haberi yok. Evet. Mübalağacıların gözlerini kapatmıştır. Ya. İşte nazarı sattı mesela. Şimdi bir çocuğu Büyük Okyanus'un şeyine getir, önüne getir. O çocuk 5-6 yaşında çocuk Büyük Okyanus'a baktığı zaman ne görür? Mavi bir atlas. Halbuki Büyük Okyanus'un içinde ters Everest'ten daha ne var? Derin noktalar var mı? İçinde yüz binlerce mahluk var, derinlikler, alemler mevcut mu? Mevcut. Ama çocuğun gözünde Büyük Okyanus ne? Büyük Okyanus. Mavi bir atlas, o kadar. O kadar görüyor, o kadar bakıyor. Evet. Böyle gözleri açmak içindir. Ha şimdi Üstad burada da söylüyor, başka yerde de nazar-ı sati diyor zulümattır. Sati nazar zulümattır. Sati nazar göremez. Sati nazar göremez. Demek hılkatın mucizeleri, kainatın esrarlarını, esmaya, sıfata medar, şunata medar güzellikleri, sır ve esrarları sattı nazar müşahede edemez.
Ben dedim işte, trene memleğin baktığı gibi bakıyor. O kadar. Evet. Böyle gözleri açmak içindir. Me'luf olan afak ve enfak. Ha, me'luf. Bak, ülfet ettiğimiz şeyler me'luf. Bakın şimdi, Kur'an-ı Kerim nüzul etmeden önce Arapların dünyasında iki şey var. Biri, bütün nakliye, icraat, yük, hep neyle? Hep deveyle. Ne değil mi? Bir Arap kalkıyor çölde. Ülfet, insat ettiği, ülfet ve insat ettiği nedir? Deve. Bir de dağ yok, ova yok, vadi yok, yeşillik yok. Başında güneş kafasını ne yapıyor? Tepesini 54 derece, 60 derece, 70 derece. Bir de güneş. Arapların ülfet ettiği iki varlık. Biri deve, biri de güneş. Bakın Kur'an-ı Kerim ülfeti yırttı. Efela yenzuru ilel ibilike keyfe hulikat. Ya bak, bak Cenab-ı Hak. Şu deveye bakmaz mısınız? Nasıl bir keyfiyette yarattık ya. Ben bir bak daha ya. Allah'ın sanatı. Allah'ın mucizesi. Allah'ın kudreti. Bir de güneşe bak. Ve şemsi tecri müstaharın. Bak. Güneş yolun görüngesinde ne kadar intizamla, mükemmel akıp ve gidiyor. Bak. İşte ayet-i Kur'aniye ülfetine yapıyor, paralıyor, parçalıyor. Şimdi buradan çıkan sonuç nedir? Bize pratik faydası itibariyle. Şimdi Risale'den Hakkat-ı Kur'an'den bir ders mi okuyorsun? Tefekkür nedir? Tefekkür ülfeti yırtmak ve parçalamaktır. Tefekkür, fikirde derinlik, bakış, farkı fark etme sanatı, farklılığı görmek, o işin perdesinin arkasındaki sırlara, hikmetlere, mana ve hakikatlere vasıl olmak. Şimdi satın azalın. Şimdi bir turşu suyunu getir, bir damla mikroskopun altına koy. Değil mi? Bak, Ebiş karayolu halt etmiş. Milyonlarca ne? Mahluk. Almanya'da üniversite bir arkadaşımız var. Onun laboratuvarında bir tane şey vardı, mikroskop. O mikroskop işte Türkiye'de de sayılı, Almanya'da da sayılı. Çok pahalı. Kanın bir damlasını oraya damlattı. Bir damla değil, bir damla yani şöyle top ninenin başından biraz daha büyük. Sonra hocam bak dedi. Allah Allah. Bir uzay ya. Uzay. Allah. O mikroorganizmalar, o canlılar, subhanallah, o alıyorlar, akıyorlar. İşte onların neyse teknik isimleri neyse Allah Allah. Ve canlı. Canlı ya. Bakın ya. Allah'ın rububiyeti ya. Bir damla kanın içinde kainat vusatında sırrazim var ya. Şimdi çıplak göz neyi görüyor? Kanı. Bak İmam Gazali kaç yüz sene önce yaşamış. Ben ayağımı yere attığım zaman milyonlarca Allah'ın görünmeyen mahlukunu çiğniyorum. Bak mikroplardan haber veriyor. Daha, değil mi? Avrupa İmam Gazali'den kaç yüz sene sonra mikropları mikroskopla şey etmiş, keşfetmiş. Alem içinde. Sır içinde, hikmet içinde.
O hikmetin arkasında rahmet, o rahmetin arkasında inayet, o inayetin arkasında sanat, o sanatın arkasında maharet ilahiye. Bunları kim görür? Bunları sat nazar göremez. Nazarı sati zulümattır. Allah zulümattan bizim nazarımızı muhafaza etsin. Göremez yani. Anlayamaz. Takılıp kalır yani. Bak. Resulullah Aleyhisselam ya bak. Kainat değil mi? Resulullah'ı bekledi. Yerler, gökler, mahlukat, masnuat yaratıldı. Bütün bu yaratılış Hakkat-ı Muhammedi, Hadisat-ı Muhammedi, Resulullah gelecek. Allah dinini tebliğ edecek. Allah bilinecek. Mabudumuz, Halık'ımız, sahibimiz kimdir? Cenab-ı Hak'tır. Bütün bu yaratılış ilgili kainattaki cevaliyet ve faaliyetler Hakkat-ı Muhammedi'nin gelmesi için. Resulullah geldi. İşte nazarı sattı. Allah niye bu yetimi bula bula niye bunu buldu? Kafirlerin bakışı. Niye bu yetimi buldu? Allah hepimizi ülfetten muhafaza etsin. İbrahim Hakkı Hazretleri'nin şeyhi Tillo'da. Gittin mi Tillo'ya? Kim? Fakrullah. Fakrullah. Biz yıllar önce gitmiştik. Fakrullah Hazretleri'nin kabrinin üzerinde bir şiir vardı. Şimdi bilmem duruyor mu? İfadesi şu. Anlarsa uzağım yakınımdır. Anlamazsa yakınım uzağımdır. Anlarsa uzağım yakınımdır. Anlamazsa yakınım uzağımdır. Bak, bak Resulullah'ın komşusu Yahudiler. Yahudiler kendi çocuklarını bildiği gibi Resulullah'ın peygamber olduğunu biliyorlardı. Anlamadılar, anlamak istemediler. Haset. Haset. İnat. Kavmiyetçilik. Ekser peygamberleri Beni İsrail'den gelmiş. Niye bu son peygamber bu çıplak Araplardan geldi? Bak. Bak. Bildikleri halde bak, peygamberimize iman etmediler. Allah sati nazardan hepimizi muhafaza etsin. Sati nazar göremez. Sati nazar zulümattır. Hakikatin keyfiyetini, derinliğini, esrarını, envarını sati nazar anlamaz. Ülfet. Ülfet belayı azimdir ya. Ya. Ben bazen misal veriyorum şimdi. Hani usta diyor. Ben her gün bakar dersimi alırım. Başımın üzerinde bir levha hikmet olarak talik etmişim, asmışım. Her sabah ve akşam diyor, her sabah ve akşam ona bakarım, dersimi alırım. Her sabah ve akşam. Dost istersen o levha ne? Dost istersen Allah yeter. Değil mi? Yaran istersen Kur'an yeter. Nasihat istersen ölüm yeter. Öyle değil mi? Mal istersen kanaat yeter. Bak. Her sabah akşam ona bakarım, dersimi alırım. Her sabah. Bu ne demektir? İşte yüksek ehli hakikati ülfet vurmuyor. Allah ülfetin şerrinden bizi muhafaza etsin. Bir Müslümanın uzun vadede onun en dehşetli imtihanlarından birisi ülfettir. Allah ülfetten bütün Müslümanları hepimizi korusun ve muhafaza etsin. Şimdi o levhayı getir, şöyle medresede as. As şöyle, karşı duvara as. İlk defa gelen bakar, okur. İlk defa okur ya. Ne var ne yok bakar içinde. Dost istersen Allah yeter. 10 gün, 15 gün sonra artık o levhanın içindeki yazı zihninden silinir. Sonra bir ay sonra gelir ki ya Mehmet Bey,
bu levhayı kime yaptırdın? Şunun çerçevesine bak. Bak içi gitti. Manası da gitti. Ne kaldı? Çerçevesi. Ya maşallah bu marangoz ne güzel bir çerçeve yapmış. İki ay sonra ya Mehmet Bey maşallah tam medresenin göbeğine oturtmuşsun. Buraya yapan adamda tam estetik zevki varmış. Manzara, levha nereye takılıyor? Bir maşallah o da oraya takmış. Mana uçtu gitti. Silindi. Sonra bir ay sonra zaten hiç ne çerçeveye bakıyor, ne içindekine bakıyor, ne de tenasübüne silindi gitti. Ya bak, ya yerler, gökler bak. Hepsi levha ya. Hepsi Allah'ı tanıtıyor ya. Hepsi şahit. Hepsi bürhan. Hepsi delil. Hepsi ayet. Bütün mahlukatın sayısınca hesaba çekileceğiz. Bakmadın mı ya? Şu dağa bakmadın mı? Şu çiçeğe bakmadın mı? Şu hayvana bakmadın mı? Şu kainattaki hadisetlere bakmadın mı? Allah'ın sanatına bakmadın mı? Şu bağa, şu bahçeye, şu meyvelere, şu sebzelere, şu mahlukata. Ona hiç olmazsa kendine bakmadın mı? Ayna geç de bir kendine bak. Bakmadın mı? Allah gafletten ve ülfetten uyandırsın. Burada kalalım. Haftaya inşallah takip. Bu ders çok önemli. El-Fatiha.